Bu videoda bir DVD çaların yuvasını ve fonksiyonlarını inceliyoruz. Merhaba. Bugün bu DVD çaların içine bakacağız ve nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Birkaç anahtar bileşeni vardır. Güç kaynağına, kontrol paneline, CD tepsisi ile lazerine ve harici yuvaya bakacağız. Hadi başlayalım. Bu DVD çalar oldukça uygun fiyatlıdır. Fiyatı düşürmelerini sağlayansa, çalışmasını sağlayan çiplerin fiyatlarının oldukça düşmüş olması ve paneldeki bileşenlerin hayli basitleşmiş olmasıdır. İşte açtık. Şimdi içine bakalım. Bu metal parça preslenmiş mat bir plaka. Burada kulakçıklar oluşturulmuş. Bunlar yuvanın ön tarafının altına oturuyor. Ayrıca vidaların net oturması için bu çentikli delikler mevcut. Bir de bu perçinlenmiş vida yuvaları var. Burada DVD çaların içini görebiliyorsunuz. Ben bunu fişe taktım ancak içi açılmış elektronik bir cihazı fişe takmak asla güvenli değildir. Dolayısıyla eğer yanınızda bir uzman yoksa sakın bunu evde denemeyin. Şimdi size DVD çalara bir DVD veya CD taktığımızda ne olduğunu ve nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bu içeri girecek ve burada gördüğünüz arka plaka tepsiye yer açmak için aşağıya inecek. Ardından dönmeye başlayacak ve lazer DVD boyunca taramaya başlayacak. Güç geldiğini buradaki LED lambadan görebilirsiniz. Tepsiyi kapatan tuşa basıyorum ve DVD'yi içeri alıyorum. Ardından da play tuşuna basıyorum. Bakın, döndürüyor. Şu anda güç bu anakarttan gönderiliyor ve buradaki kontrol paneline ulaşıyor. Kontrol paneli motora ne yapması gerektiğini söylüyor ve lazerden veri topluyor. Aldığı veriyi de buradaki portlara iletiyor. Portlardan da televizyonunuza ulaşıyor ve sinyal olarak beliriyor. Şimdi ürünün ön panelini sökmeye çalışacağım. Evet. Oldu. Bu ön panel enjeksiyonlu kalıplanmış bir plastik parça. Üzerinde CD tepsisinin dışarı çıktığı yuva var. Uzaktan kumandanın kızılötesi sinyallerinin girebilmesini sağlayan ufak bir pencere de var. Bir de cihazın açık mı kapalı mı olduğunu gösteren LED lambanın görülebilmesini sağlayan bir nokta mevcut. Üstünde ise birkaç tuş var. Bu tuşlar ayrı parçalar. Buraya kalıplanmışlar. Çıkart, oynat, duraklat, durdur ve aç kapa tuşları mevcut. Oldukça basit bir tasarım. Bu parça tahminen ABS plastikten yapılmış ama ABS logosunu göremiyorum. Çerçevenin geri kalanına oturmasını kolaylaştıran bu kulakçıklar var. Oldukça düşük maliyetli parçalar.